John Beaver Tanrım Neredesin? 9. Bölüm Güç Antrenmanı Rab en iyi askerlerini sıkıntı dağlarından çıkarır. Charles Spurgeon Çocuk büyüyor, ruhsal yönden güçleniyordu. İsrail halkına görüneceği güne dek ıssız yerlerde yaşadı. Luka 1.80 Yıllar önce Mesih izleyicileri olarak bizi zinde tutan ve imanımızı güçlendiren hazırlık zamanlarına ne kadar ihtiyacımız olduğunu gösteren farklı bir tür gençlik yaşadım. İster inanın, ister inanmayın, bu deneme kurak, verimsiz bir çöl değil, spor salonlarında ve sağlık kulüplerinde geçti. 35 yaşında Atlanta, Georgia'daki bir kilisede yürekten bir vaaz verdikten sonra neredeyse kürsüde bayılacağımı hissettim. Fiziksel olarak iyi bir durumda olmadığımı fark ettim ve hizmete sadakatle devam etmek için güçlenmem gerektiğini anladım. Georgia'dan eve geri dönünce Lisa'ya olanlar anlattım ve spor salonuna gideceğim dedim. Verdiği cevaba şaşırdım. Şükürler olsun spor salonuna gitmen için dua ediyordum.'' Kocası için nasıl dua edeceğini bilen bir eşe sahip olmak gerçekten harika. O dönemde Florida'da oturuyorduk ve bizim iki ev altımızda Kip adlı bir Amerikan güreşçisi oturuyordu. Ailelerimiz birbirlerine yakınlaşmıştı ve çocuklarımız yaklaşık aynı yaşlardaydı. Birkaç kez beni spor salonuna götürmeyi ve eğitmeyi teklif etmişti. Ama ben her zaman hayır, çok meşgulüm, zamanım yok demiştim. Meşguldüm ama aynı zamanda biraz gözüm korkuyordu. Siz profesyonel bir güreşçiyle antrenman yapmak ister miydiniz? Kip 1.92 metre boyu, 110 kilo ağırlığı ve %6 vücut yağıyla iri bir adamdı. Göğsü kusursuz bir V biçimindeydi ve sekizli karın kası vardı. Sık sık çocuklarımızla birlikte evimizin önünde basketbol ya da hokey oynardık. Onunla ne zaman çarpışsak yerinden bir santim kımıldatmazdı. Ama ben 2-3 metreye savrulurdum. O Atlanta seyahatinden sonra Kip'in evine uğradım ve Kip spor salonuna gitmeliyim. Beni eğiteceğini söylüyordun. Hala yapmak ister misin diye sordum. Hemen cevap verdi. Elbette seni eğitirim. Yüzündeki sadistçe gülüşe daha çok dikkat etmem gerekirdi. Beni bekleyenler hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ertesi sabah Kiple birlikte ter kokulu küçük bir spor salonuna gittik. Burasının sadece ciddi kişilerin geldiği bir yer olduğunu biliyordum. Salonu testosteron ve vücut kokusu kaplamıştı. O birinci gün spor salonunda ilk öğrendiğim şeylerden biri haltere hafif ağırlıklar takıp 20-30 kez kaldırarak kas yapılmadığıydı. Bunun yerine haltere çok ağırlık takarak sadece 3 ya da 4 kez kaldırmak gerekiyordu. İşte o üçüncü ya da dördüncü tekrarda kaslarınızda iyi şeyler olmaya başlıyor. O anda içinizdeki her şey şöyle söyler. Artık kaldıramıyorum. Ancak etrafınızda toplanan bütün o adamların kaldır, kaldır, yüklen diye bağırmasıyla birlikte içinizde her şeyinizi ortaya koymanızı ve ağırlığı dördüncü ya da beşinci kez kaldırmanızı sağlayan bir güç uyanır çok karmaşık bir meseleyi kolayca anlaşılır kılarsak gerçek kas işte o zaman gelişir. Utanarak söyleyeyim ki ilk gün göğsümden kaldırabildiğim ağırlığın miktarı 40 kilo kadardı. Kip muhakkak komşusunun daha kat etmesi gereken çok yol olduğunu anladı. Spor salonunda geçen bir hafta sonunda 47 kiloya ulaştım. Birkaç hafta daha geçti ve 52 kiloyu kaldırdım. Sonra 57'ye çıktım. En nihayetinde 62 kiloya ulaştığımda o kadar gururluydum ki artık halterin iki ucunu standart 20 kiloluk ağırlıkları takabiliyordum ve utana sıkıla çalışmıyordum. Bu öykünün geri kalanını bölümün sonunda paylaşacağım. Ama yavaştan fiziksel güç kazanma sürecim Rabbin bizi çöldeki kendi spor salonuna soktuğu ve ruhsal kaslar yapmamıza yardım ettiği zamana çok benzer. Ruhumuz çölde güçlenir. Çünkü orası sadece Tanrım neredesin diye haykırdığımız bir yer değil, aynı zamanda derin bir deneme ve ayartı yeridir. İyi haber şu ki, çöl ne kadar zorlu ve çetin olursa olsun, ruhsal güç antrenmanımız sırasında ağırlığı kaldırmamız için bizi destekleyenin kim olduğunu unutmamalıyız. Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Romalılar 8:31 o sadece bizden yana ve bize destek olmakla kalmaz, ayrıca sağlam bir vaat verir. Tanrım güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmemize izin vermez. 1. Korintiler 10-13 bu nedenle nasıl bir deneme ile karşılaşmış olursanız olun, ne kadar kasvetli, kurak bir yerden geçerseniz geçin, Tanrı başarıyla aşma gücünü bulamayacağınız bir ayartıyla karşılaşmayacağımızın sözünü verir. Bunu düşündüğümüz zaman gerçekten müthiş olduğunu anlarız. Denemelerle karşılaştığımızda asla kim olduğunuzu unutmayın. Tanrı'nın sevgili bir çocuğu olarak İsa size şöyle diyor: ben size düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Luka 10:19. Ve böylece düşman üzerimize ne atarsa atsın üstesinden gelebiliriz. Eğer üstesinden gelemediysek Tanrı izin vermeyecektir. Ne var ki sorunun olduğu yerde tam burası. Birçok insanın daha büyük zorlukları ele alma yeteneği gelişmiyor spor salonundan kaçıyorlar ya da oraya girdiklerinde sızlanıp şikayet ediyorlar. Ancak Pavlus tamamen farklı bir tutuma işaret eder, şöyle yazar. Çünkü Mesih uğruna size yalnız Mesih'e iman etmek değil, Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı da verildi. Filipiller 1.29 Acı çekmenin bir ayrıcalık olarak verildiğini okuduğunuzda şaşkınlık geçiriyor musunuz? Bu gerçekte ne anlama geliyor? Biri bana ayrıcalık verildiğini söylerse karşıma bir bereket çıkacağını anlarım ve büyük bir beklenti içinde ne olacağını düşünürüm. Ayrıcalık ve acı çekmek kavramları nasıl olur da aynı cümlede bir araya gelebilir? Bu durum bir kimseye sana doğum gününde kanal tedavisi için diş hekimine gitme ayrıcalığı verildi demeye benziyor. Gerçekten mi? Teşekkürler ama kalsın. Bu söz kulağa hiç mantıklı gelmiyor. Çünkü örneğin Amerika gibi modern bir ülkede arzuladığımız hayat rahat ve görece kolaydır. Bu yüzden acı çekme ayrıcalığı aklımızı karıştırabilir. Çoğu insan sıkıntıyla karşılaştığında şunun gibi bir şey söyleyebilir. Bunun başıma geldiğine inanamıyorum. Neden ben? Neden bu sıkıntıyı çekmek zorundayım? Bundan nefret ediyorum. Kimse ne çektiğimi anlayamaz. Neden normal bir hayatım olmuyor? Tanrım lütfen bunu benden al. Neden uğraşıyorum ki? Vazgeçmek en kolayı olur. Eminim bazı zamanlar hepimiz sıkıntılarla yüzleştiğimizde bunlara benzer şeyleri düşünmüş ya da ifade etmişizdir. Ne yazık ki çoğu zaman sadece deneme ve acıların çöl amacını anlayamayız. Ama her zaman olduğu gibi Tanrı, onun egemenliğindeki gayretimizde daha büyük bir etkinlik inşa etmek için neye ve hangi güce ihtiyacımız olduğunu bilir. Bu nedenle Pavlus, iman kaslarımızın büyümesi için bir miktar stratejik acının bir ayrıcalık olarak bizlere verilmesinin Tanrı'nın bir vaadi olduğunu bildirir. Ayartının rolü Önceden bahsettiğim gibi çöldeki güç antrenmanımızın bir kısmı ayartıyı tanıma ve ona direnme becerimizin gelişmesini içermektedir. İsa hizmetinin başında şeytan tarafından denenmesine, baba tarafından izil verildiğinde bunu deneyim etti. Kutsal ruhla dolu olarak şeria ırmağından dönen İsa, ruhun yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak 40 gün iblis tarafından denendi. Luka 4, 1-2. İzin verildi sözcüğünü dikkatle seçtim. Çünkü Tanrı asla bir kimseyi ayartmaz. Ayartılan kişi Tanrı beni ayartıyor demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Yakup 1:13. Ayartıldığımızda bize gerçekte neler oluyor? Şeytanın niyetinin bizi günaha düşürmek ve bunun sonucunda Tanrı ile aramızdaki sevinç dolu itaatten ve ilişkiden bizi uzaklaştırmak olduğunu biliyoruz. Demek ki eğer şeytanın ayartısının sonucunda bu olmasını istiyorsa Tanrı ayartılmamıza izin vererek ne yapmak istemektedir? Elçi Petrus şu görüşü ortaya koyar. Mesih bedence acı çektiğine göre siz de aynı düşünceyle silahlanın. Çünkü bedence acı çekmiş olan günaha sırt çevirmiştir. 1. Petrus 4, 1 Diğer bir deyişle ayartı yoluyla gelen bu deneme, çölde günahın alt edilmesi ve diğer meseleler ruhsal kaslarımızın gelişmesine ve artan ölçüde olgunlaşmasına yardım eder. Bu ayette anahtar sözcük silahlanındır. Silahsız olarak savaşa giden bir askeri birim hayal edebilir misiniz? Tanklar yok, tüfekler yok, cephane yok, sıfır silah. Bu durum tam bir felaket olurdu. İşte acı çekme düşüncesiyle ve denenmelere karşı silahlanmamış bir Hristiyan'ın karşılacağı türden felaket buna benzer. Ticari havayolu pilotları olası bir denemelere karşı silahlanmış olanlara iyi bir örnektir. Her 6 ayda bir havayolu onları tekrar eden bir eğitime gönderir. Bu pilotların simülatör aracılığıyla hayal edilebilecek her türlü en kötü durum senaryosuna karşı doğru tepkileri göstermeleri gerekir. Bu eğitimlerle amaçlanan şey her pilotun acil bir durumu yönetme becerisini güçlendirmektir. Genelde uçuş süresince yaşanan sorunlarla kesinlikle silahsız olan yolcular tepki verirken pilot harekete geçer. Neden? Çünkü pilot silahlanmıştır. Çölün itaatkar bir Hristiyanın hayatında yaptığı şey budur. Gelecek zaferler için silahlanmamıza hizmet eden sıkıntılarla bizi yüzleştirir. Sıkıntı ve zorlukların yani çölün başımıza geleceğini bilmeliyiz. İsa bu dünyada zorluklarla ve sıkıntılarla karşılaşacağımızı söyledi. Ama o bunları aşmamıza yardımcı olacak. Ve bu süreçte biz güçleneceğiz. Büyük fırsat Çöl karşısındaki tutumumuz onu ruhsal kaslarımızı geliştirmemizi, Rabbin bize bundan sonra vermek istediği şey için güçlenmemizi sağlayan bir fırsat olarak görmek olmalıdır. Elçi Yakup bu konuda şöyle der. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Yakup 1-2 Her birimiz özellikle de Amerikalılar olarak fırsatın ne anlama geldiğini biliriz. Çünkü girişimcileri kutlarız. Örneğin iş dünyasındaki bir fırsat büyümek, başarmak ve zenginleşmek için bir şans demektir. Ufkumuzu genişletmek için bir şanstır. İşte sıkıntılar ve dertler de tam olarak böyle algılanmalıdır. Çünkü Yakup şu sözlerle mektubunu sürdürür. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan olgun, yetkin kişiler olmamız için tam bir etkinliğe erişsin. Yakup 1, 3, 4 Çölde bizlere dayanıklılığımızı artırma ayrıcalığı verildi. Günümüz dünyasında dayanıklılık sözcüğünü ne sıklıkla kullanıyoruz? Çoğu zaman kuvvet artırmak için bilinçli yapılan egzersizler olarak tanımlanan dayanıklılık eğitimiyle ilgili kullanıldığını duyuyorum. Basit bir ifadeyle, Dayanıklılık eğitimi gelecekteki güçlükleri ele almak kapasitemizi genişletir. O zaman durum şu. Karşılaştığımız her denemede Tanrı bu zorluklara bir amaçla izin verir ve bu amaç kapasite üretmektedir. Tanrı izin verir ve izin verir ifadesini bir kere daha vurguluyorum. Tanrı yarın karşılaşacağımızı bildiği baskı düzeylerini simüle ederek pilotların uçuş simülasyonunu hatırlayın bir zorluğa bugünden izin verir. Bu nedenle denemeler her zaman mevcut hazırlık ya da sorumluluk düzeyimizin üzerinde gelir. İşin özü şudur, Tanrı gelecekteki daha büyük mücadeleler için bizi güçlendirmek amacıyla şimdiki zorluklarımızı kullanıyor. Şimdi ağırlık kaldırma denemelerime geri dönelim. Yukarıda paylaştığım gibi kip beni 62 kilo kaldırabileceğim seviyeye kadar eğitmiştim. Bu seviye benim için büyük bir başarı olmasına rağmen merak ediyordum. Daha fazlasını yapabilir miyim? Ağırlık kaldırma antrenmanını ruhsal hazırlık ve güç ile karşılaştırırsak, peki ya Rab bana 62 kilodan daha fazlasını kaldırma gücü gerektiren bir görev verirse? Spor salonuna gitmeyi sürdürdüm. En sonunda 92 kilo kaldırdım. Ama birkaç yıl o kiloda takılıp kaldım. Kaliforniya'da bir konferans verdiğim sırada bazı arkadaşlar John hiç 100 kilo kaldırmadın değil mi diye sordular. Hayır 5 yıldan fazladır çalışıyorum başaramadım diye biraz üzüntüyle cevap verdim. Sınırı aşmana yardımcı olacağız dediler ve o gün 100 kiloyu kaldırabildim. Çok heyecanlıydım. Bundan sonra Messenger International hizmetimize yeni bir takım üyesi katıldı. Bu yeni arkadaşın bir halter yarışmacısı olduğunu öğrendim ve onunla birlikte antrenman yapmaya başladık. Onun yardımıyla 106 kiloya çıktım ve hatta bir keresinde 110 kilo kaldırabildim. Ama daha da yukarıya çıkabilir miydim? Bir yıl sonra Detroit'te bir kilisede vaaz verdim. Pazar ibadetinden sonra pastör, John bir antrenörüm var. Kendisi tüm ülkede tanınan bir halter eğitmeni ve kilisemize katılıyor.'' Yarın onunla randevum var. Benimle gelmek ister misin diye sordu. Elbette dedim büyük bir heyecanla. Ertesi gün birlikte gittik. Eğitmen beni değerlendirdi ve bir sürü soru sordu. Demek en fazla 110 kiloya çıkabildin. Evet ama sadece bir kez. Tamam bugün bunun üzerine çıkacağız. Ne? Bunu söylemek istememiştim ama içimden şunlar geçiyordu. Siz çıldırmışsınız. Hiçbir yolu yok. Ama biraz koçluk ve eğitimin ardından inanılmaz olan gerçekleşti ve 120 kilo kaldırmayı başardım. Süper heyecanlıydım. Takım üyemi ve beni Colorado'ya geri gönderdi ve her hafta bu eğitmen eposta ile bize koçluk yaptı. Sıkı çalışmaya devam ettik ve ertesi yıl Detroit'teki aynı kiliseye gittik. Yaşım 42 ydi. Pazar günü kutsal ruhun müthiş sıfatları üzerine bir vaaz verdim. Pazartesi oldu ve hepimiz aynı spor salonuna gittik. Eğitmen yanıma gelip John dün gece rüyamda 140 kilonun üzerine çıktığını gördüm dedi. Bu tamamen çılgınca dedim. Muhtemelen şöyle düşünüyordum. Senin adına sevindim ama ben böyle bir rüya görmedim. John dün kutsal ruhun gücü hakkında vaaz verdin. Geçen gece bana bu rüyayı gösterdi. Şimdi halter aletine geç bunu başaracağız.'' Ve böylece ısınma hareketlerinin ardından haltere ağırlıklar takıldı ve güçlü bir homurtuyla 145 kiloyu kaldırdım. Ne kadar heyecanlıydım ki, Detroit Havalimanı'nda Lisa'yı aradım ve eve gelmek için uçağa ihtiyacım yok. Şu an havalarda uçuyorum dedim. 145 kiloyu kaldırdığım o dönemde düzenli olarak 100 kilo kaldırıyordum. Aslında o ağırlığı 10 kez kaldırdığım setler bile yapıyordum. Ama 7 yıl önce ilk ağırlık kaldırmaya başladığımda ne yaptığımı hatırlayın. 35 yaşında spor salonuna gittiğimizde kip halter'e 40 kilo yerine 100 kilo takmış olsaydı ne olacaktı? Ölebilirdim. Tüm ağırlığıyla halter göğsüme düşecek ve beni ezecekti. Şimdiki gücüme erişmem yıllarca süren istikrarlı çabanın sonucuydu. O nedenle şimdi benim için rutin sayılan bir ağırlık 7 yıl önce sonum olabilirdi. İşte bu yüzden pek çok durumda uzun süren denemelerimizin aslında gelecekteki daha büyük sınavlara hazırlanmamıza yardımcı olan ruhsal güçlenme antrenmanlarıdır. Rab'de daha güçlü olduğumuz zaman egemenliğin inşasında daha fazlasını yapma becerisine sahip oluruz. Üzücü olan şey İsa'nın yargı kürsüsü önünde duracak olan pek çok insana gözyaşları içinde şöyle diyecek olmasıdır. Yapman için sana çok daha fazlasını ayırmıştım. Ama bunlarla birlikte gelecek zorlukları ele alacak kapasiteye sahip değildin. Bu özellikle trajiktir. Çünkü bildiğimiz gibi Tanrı bize asla üstlenebileceğimizden fazlasını vermez. Bu onun bize bir vaadidir. O halde ağırlık kaldırma öykümü bir benzetme olarak kullanalım. Eğer 60 kiloluk bir ruhsal zorluğu kaldırabiliyorsanız ve Tanrı'nın 90 kiloluk bir mücadele, zulüm, ayartı ve denemeyi üstlenme kapasitesi gerektirecek bir planı ya da pozisyonu varsa buna izin vermeyecektir. Zira yeterince güçlü değilsiniz. Bunun yerine antrenman sürecinin başlamasına izin verecektir. Belki sizi daha ileri götürecek ama sizi asla aşmayacak bir 70 kiloluk denemeye girmenize izin vermeyecektir. Örneğin, belki bir kimse sizin hakkınızda dedikodu yapıyor ve bir söylenti yayıyor kendinizi savunmak için saldırıya karşılık vermek ve o kişi hakkında dedikodu yaymak yerine Tanrı'nın sözüne itaat ederek hiçbir şey söylememeyi seçiyor ve bereketleniyorsunuz. Bu harika olur ve 70 kiloluk testi geçersiniz. Şimdi bir sonraki seviye 75 kilo. Eğer sıkıntılar karşısında Tanrı'nın sözüne itaat etmeyi sürdürürseniz, antrenmanınız siz 90 kiloyu kaldırana dek devam eder. 90 kiloyu kaldırdığınızda artık Tanrı'nın hayatınız için olan planına, yani Tanrı'nın egemenliğindeki bu daha yüksek pozisyona hazırsınız demektir. Ama dedikoduya karşı öfkelenerek ve kişiye saldırarak tepki verirseniz, tahmin edeceğiniz üzere Rab ağlar ve şöyle der: "Özür dilerim ama geri dönmeli ve biraz daha 60 kilo kaldırmalısın." Hala spor salonundasınız ama bunun yararını görmüyorsunuz. Antrenman aynı düzeyde devam eder. Daha sonra 70 kiloluk bir başka test olarak mali zorluk yaşamanıza izin verir. Ancak Tanrı'nın sağlayışını aramak yerine hemen şöyle dersiniz. Sorun yok. Kredi kartımız ve Tanrı ekstra ağırlığı çıkarır ve der 60 kiloya geri dön. Tanrı'nın 90 kilo kaldırmaya eş değer zorluktaki belirli görevi ya da pozisyonu en nihayetinde gelecektir. Eğer çöl testleri yani ağırlık antrenmanı sürekli başarısızlığa uğrarsa sizi davet edemez. Çünkü o durumdaki ya da konumdaki sıkıntıyı kaldırabilecek ruhsal kas kütlesine sahip değilsiniz. O zaman görevi taşıyacak ya da pozisyonu alacak bir başkasını bulmak zorundadır. Daha büyük yetki ve güç Bu nedenle çöl çok önemlidir. Gücümüzü artırır. Vaftizci Yahya çölde ruhça güçlendi. İsa çölde ruhça güçlendi. Ruhsal kasları kolay zamanlarda değil, denemeler geldiğinde ve imanları sınandığı zaman gelişti. İşte Yakup'tan güzel bir haber. Denendiğiniz zaman bunu Tanrı'nın yoluyla açtığınızda, Tanrı'nın sizin için ayırdığı bir sonraki şey için harika biçimde hazır ve güçlü olacaksınız.'' Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. Yakup 1, 3, 4 Yakup, kapasitemizin ve dayanma gücümüzün büyümesinden bahsediyor. Ayrıca çölü kucakladığımız zaman bu konuda büyüyebileceğimizi söyler. Ne mutlu denemeye dayanan kişiye. Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. Yakup 1.12 Taç sözcüğü yetki anlamı taşır ve yetkiyle birlikte güçle gelir. Tıpkı İsa'nın şeytan tarafından denenmek üzere çöle gitmesi ve itaati ve dayanma gücü aracılığıyla daha büyük bir güç ve yetkiyle çölden çıkması gibi. Bakınız Luka 4.1 ve 14 biz de çöl dönemlerinden daha büyük yetki ve güçle çıkabiliriz. Sizi bilmem ama ben Rab'bin benim için hazırladığı şeyi taşıyabilecek ruhsal kaslara sahip olduğumdan emin olmak istiyorum. Spor salonuna gitmek isteyen var mı? Yolculuğunuzda hayatta kalmanın ipuçları. 9. Bir İsmail yaratmayın. Kendimizi çölde bulduğumuzda ve orada uzun zamandır konakladığımızı düşündüğümüzde, düşü gerçekleştirmek için sadece bir şeyler yapma ayartısı gelecektir. Buna İsmail'in doğumu, yani Tanrı'nın yapacağını vaat ettiği şeyi kendi çabalarımız yoluyla yaptığımız zaman meydana gelen şey diye tanımlıyorum. İsmail'ler çoğu zaman meşru bir ihtiyaçtan doğarlar ama benlikten kaynaklanırlar. Elbette bu kavram Tanrı'nın bir oğul vermeyi vaat ettiği İbrahimle Sara'nın hikayesiyle bağlantılıdır. 11 yıl beklemişlerdi ve aman Tanrım İbrahim 86 yaşındaydı ve Sara bebek sahibi olamayacak kadar yaşlıydı. Bu nedenle B planına başvurdular. Sara cariyesi Hacerle İbrahim'in yatmasını ve vaat edilmiş çocuğu onun doğurmasını önerdi. Bu çok kötü bir fikirdi ve aynı şekilde her İsmail yaklaşımı iyi gibi görünse de kötü bir fikirdir. Her zaman hatırlayın. Benliğinizin gücüyle doğan her neyse, benliğinizin gücüyle sürdürmek zorundasınız. Çölde kaldığım bazı zamanlar B planını denediğim oldu. Tanrının bana bir gün küresel çapta bir hizmet vermeyi vaat ettiğini biliyordum. Ama bir türlü gerçekleşmiyordu ve yerel kilise hizmetinde sıkışıp kalmıştım. Böylece birkaç kez elimi zorlamayı ve çölden kaçmayı denedim. Çabalarımın bir bedeli oldu ve hiçbir sonuç alamadım. Ne zaman kaçış yapmaya kalksam tanrı hamlesini yaptı ve her şey altüst oldu. Size rica ederim kendinizi yürek acısından kurtarın ve bir İsmail yaratmaktan kaçının. Vaat ettiği şeyi bırakın tanrı yerine getirsin.